Merhabalar, konumuz ikinci sınıf çıkarma işlemi. İkinci sınıf çıkarma işleminde iki basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayı çıkaracaklar. Bu çok kolay. Birler basamağından birler basamağı çıkarıp birler basamağına, onlar basamağından onlar basamağı çıkarıp onlar basamağına yazacaklar. Bunun neresi zor diyeceksiniz? Öğrencilerin en çok zorlandığı nokta bazen onluk bozma gerektiriyor, bazen onluk bozma gerektirmiyor. Ne zaman onluk bozma gerektirip ne zaman gerektirmediği konusunda bazen kafalar karışabiliyor. İşte bu çalışmamızda tam da bu konuya değineceğiz. Mesela elimizde iki tane örnek var. Birinci işlem onluk bozma gerektirmiyor. İkinci işlemimiz onluk bozma gerektiriyor. Şimdi aralarındaki farka bakalım. Her ikisinde de çıkarma işlemini nereden yapmaya başlayacağız? Tabii ki birler basamağından başlayıp yapacağız. Peki hemen bakalım. Birinci işlemimizde 5'ten 2 çıkar. Çünkü 5 2'den büyüktür. Ama ikinci işlemimizde 5'ten 8 çıkmaz. Çünkü 5 8'den küçüktür. Aradaki tek fark bu. Peki 5'ten 2 çıktığı zaman sorun yok. Hemen iki parmağımızı çıkarırız. Ve 5'ten geriye doğru sayarak çıkarma işlemimizi yaparız. İki parmağımızı çıkardık. 5'i söylemiyoruz. 4 3. 5'ten 2 çıktı. 3. Sonra onlar basamağına geleceğiz. Ama buraya onlar basamağına geçmeden önce burada ne yapmamız gerektiğini bir görelim. Mesela burada 5'ten 8 çıkmıyor. Çıkmadığında ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşumuz onluklar. 10, 4, 10, burada 4 var. Yani 4 tane onluk var. 4 onluktan bir tanesini alırsam, bir onluk alırsam burada 3 kalacak. 3 tane onluk kalacak. Peki o aldığım onluğu ne yapacağım? Bir tane onluk aldım. Ama o bir onluk 10 tane birlik demektir. Onu birler basamağına getirdiğimde 10 olarak getirdim. Burada da 5 vardı. 10 getirdim. 5 de önceden vardı. Burası ne olur? 15 olur. Az önce 5'ten 8 çıkmıyordu ama şimdi artık 15'ten 8 çıkar, değil mi? 8 parmağımı çıkaracağım. 15'ten geriye doğru sayacağım. 15'i söylemiyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 15'ten 8 çıktı, 7. Bakın burada da birler basamağından birler basamağını çıkarıp birler basamağına yazdım. Burada da birler basamağından birler basamağını çıkarıp birler basamağına yazdım. Ama burada çıkmadı, sorun yok. Bir onluk bozdurdum ve çıkardım. Şimdi geldik onlar basamağını çıkarmaya. İlk işlemimizde 6'dan 4'ü çıkaracağız. Burada onluk bozmadığımız için 6'mız büsbütün duruyor. Hemen 4 parmağımızı çıkardık. 6'dan geriye sayıyoruz ama 6'yı söylemiyoruz. 5, 4, 3, 2. 6'dan 4 çıktı, 2. 65'ten 42 çıktı, 23 kaldı. Peki burada onluklarda 4 yok artık. 4'ü bozdurmuştuk biz. Geriye 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıkaracağız. 2 parmağımı çıkardım. 3'ü söylemiyoruz. 2, 1. En son söylediğim sayı 1 olduğu için 1'i yazıyorum. 45'ten 28 çıktı, 17 kaldı. Bu onluk bozma gerektirmeyen bir çıkarma işlemi ama buradaki onluk bozma gerektiren bir çıkarma işlemi. Öğrencilerimiz bunu ayırt edebildiklerinde, bu onluk bozmalıyı tam olarak yapabildiklerinde ikinci sınıf çıkarma işlemini tam olarak öğrenmişler demektir. Şimdi buna benzer diğer örneklerimizi çözmeye devam edelim. Yine 70'ten 26'yı çıkaracağız ve işleme nereden başlıyoruz? Birler basamağından başlıyoruz. Peki soruyorum. 0'dan 6 çıkar mı? 0 küçük, 6 büyük. 0'dan 6 çıkmaz. Hemen komşuya gittim. 7 vardı. 7'den 1 onluk alacağım. 1 onluk aldığımda, 1 aldığımda burada 6 kalır. O 1 onluk birliklerde 10 demektir. Burada 0'dı. Hiçbir şey yoktu. 10 geldiğinde burası 10 olur. 10'dan 6'yı çıkaracağım. Şimdi 6 parmağımı çıkardım. 10'dan geriye doğru sayıyorum. Onu söylemiyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4'ü yazdım. Geldik 6'dan 2'yi çıkarmaya. 2 parmağımı çıkarıyorum. 6'dan geriye doğru sayacağım. 6'yı söylemiyorum. 5, 4. 4'ü de yazdık. Böylece 70'ten 26 çıktı. 44 kaldı. Hemen geldik diğer bir işlemimize. Yine ne yapacağız? Önce birler basamağından çıkaracağım. Hemen bakıyorum birler basamağına. 8'den 2 çıkar. Sorun yok. 8 büyük, 2 küçük çıkar. O zaman bu onluk bozma gerektirmiyor. Hemen iki parmağımı çıkarıyorum. 8'den geriye doğru sayacağım. 8'i söylemeyeceğim. 7, 6. Onlar basamağına geldim. 3 parmağımı çıkarıyorum. 5'ten geriye doğru sayıp 5'i söylemeyeceğim.
4, 3, 2. 58'den 32'yi çıkardım. 26. Onluk bozma gerektiren çıkarma işlemi, onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi. Geldik diğer bir işlemimize. Birler basamağından başlıyoruz yapmaya. Ve soruyorum. 4'ten 9 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşuda 8 var. Buradan bir onluk alıyorum. 8 gider. Bir onluk verdiği için 7 kalır. Onu buraya 10 olarak getirdim. 10 birlik var çünkü için. Bir onluğun içinde 10 tane birlik var. Buraya verdiğimde ne olur? Önceden de 4 vardı. 10 geldi. 14 oldu. Bunu çok düşünmeye gerek yok. Eğer burası 4 ise onluk geldiğinde 14 olur. Burası 3 ise bir onluk geldiğinde 13 olur. 6 ise onluk geldiğinde 16 olur. 9 ise onluk gelince 19 olur. 10 fazlası her zaman. Şimdi 14'ten 9'u çıkaracağım. 9 parmağımı çıkardım. 14'ten geriye doğru sayacağım. 14'ü söylemiyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5'i yazıyorum. Çocuklar bunu hızlı sayarken yanlış yapabilirler. Çocuklarla biraz daha yavaş sayabilirsiniz. Geldik onlar basamağına. 7'den 4'ü çıkaracağız. 4 parmağımızı çıkardık. 7, 6, 5, 4, 3. Ne oldu? 35. Geldik diğer bir işlemimize. Nereden başlıyoruz işlemi yapmaya? Tabii ki onlar birler basamağından. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gitmemiz gerekecek. Bir onluk bozmamız gerekecek. Komşuda 9 var. 1 aldım. 8 kaldı. O bir onluğu buraya verdiğimde burası 10 geldiği için 10 olur. Şimdi geldim. 10'dan 3 çıkartacağım. 3 parmağımı kaldırdım. 10'dan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7. Şimdi geldim. 8'den 5'i çıkaracağım. 5 parmağımı kaldırdım. 8'den geriye doğru sayacağım. 8'i söylemeyeceğim. 7, 6, 5, 4, 3. Evet. 90'dan 53 çıktı. 37 kaldı. Şimdi diğer bir işlemimize geldik. Yine birler basamağından başlayacağız yapmaya. 1'den 9 tabii ki de çıkmaz. Komşuya gideceğim. 7'miz var. 7'den bir onluk alırsam kendisi 6 kalır. Buraya bir 10 gelmiş olacak. Bir de 1 vardı. Ne olacak? 11 olacak. 11'den 9 çıkaracağım. Hemen 9 parmağımı kaldırıyorum. 11'den geriye doğru sayıyorum. 11'i söylemiyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne yaptım? 2. Birler basamağını çıkarmasa tamam. Şimdi geldik onlar basamağına. Onlar basamağı için burada artık 7 yok. 6 var. 6'dan 4'ü çıkaracağım. 4 parmağımı çıkardım. 6'dan geriye doğru sayacağım. 5, 4, 3, 2. Yani 71'den 49 çıkarsa 22 kalır. Geldik diğer bir işlemimize. Yalnız şöyle bir durum da var. Öğrenciler bazen onluk bozmayı nasıl yapacaklarını biliyorlar ama yine de mesela birler basamağını çıkarırken komşuya gitmek yerine komşuya gidip onluk alıp burayı 3'ken 13 yapıp 5'ten çıkarmak yerine tersten yapıyorlar. 5'ten 3'ü çıkarmaya çalışıyorlar. Bir an önce bitireyim diye. Bu alışkanlıklarını bazı öğrenciler için bırakmak zor olabiliyor. Onlara da dikkat edelim. Burada 3'ten 5 çıkmıyorsa komşuya gidiyoruz. 10'luk aldım. 5 oldu. Buraya verdim. 3'tü. 13 oldu. 5'i çıkartacağım. 13'ten 5 çıkaracağım. 12'den 12 13'ten 5'i çıkaracağım. 13'ten başlıyorum saymam. 13'ü söylemiyorum. 12, 11, 19, 8. Geldim. Onlar basamağını çıkarmaya. 5'ten 2 çıkartacağım. 5, 4, 3. Ne oldu? 63'ten 25 çıkarsa 38 kaldı. Diğer bir işlemimize geldik ve yine ne yapıyoruz? Birler basamağından başlıyorum çıkarmaya. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir onluk aldım. Burası 2 kaldı. Buraya verdiğimde 2 idi. 12 oldu. 12'den 4'ü çıkaracağım. 12, 11, 19, 8. Birler basamağını çıkardım. Şimdi onlar basamağında sıra. 2'den 1 çıktı. 1. 32'den 14 çıktı, 18. Geldik diğer bir işlemimize. Yine birler basamağından başlıyorum çıkarmaya. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya geldim. Bir onluk bozdurmaya. 6'dan 1 alırsam burası 5 kalır. Verdim. Hiçbir şey yoktu. Ama bir onluk alınca 10 oldu. 10'dan 7'yi çıkaracağım.
7 parmağımı çıkardım. Geriye doğru sayıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 10'dan 7 çıktı. 3. Geldim onlar basamağına. 3 parmağımı kaldırdım. 5'ten geriye doğru sayıyorum. 4, 3, 2. 60'tan 37 çıktı. 23 kaldı. Diğer bir işlemimize geldik. Yine işleme nereden başlıyorum? Birler basamağından başlıyorum. Komşuya birden 4 çıkmaz. Komşuya gideceğim. Buradan bir onluk kaldım. Kendisi 3 kaldı. Onu buraya verirsem 1'di. 11 oldu. 11'den 4 çıkaracağım. 4 parmağımı çıkardım. 11, 10, 9, 8, 7. Şimdi geldik onlar basamağına. 3'ten 2'yi çıkaracağım. 3'ten 3, 2, 1. 3'ten 2 çıktı 1. Yani 41'den 24 çıktı 17. Son bir işlem yapalım. İşleme yine birler basamağından başlıyoruz. Ve soruyorum. 7'den 2 çıkar mı? Çıkar. Bakın çıktığı zaman sorun yok. Komşuya gitmeye gerek yok. Bu onluk bozma gerektirmiyor. O zaman iki parmağımızı çıkaralım. 7, 6, 5. Geldik burası. 5 vardı. 2, tekrar 2 çıkaracağım. 5, 4, 3. Yani 57'den 22 çıkardım, 35. Konumuz bu kadar. Onluk bozma gerektirmeyen ve onluk bozma gerektiren çıkarma işlemlerinin farkını gördük. Bütün öğrencilerimize başarılar.